Ben bu sistemi öğrendikten sonra hiç hastalanmadım. Hiç hastalanmadım. Hiç. Günde kaç kişiye böyle uzaktan bağlanıyorsunuz hocam? Benim baş ağrılarım var. Hocamız şimdi bana enerji verecek. Vay hocam bu nasıl olur ya? Vallahi hocam istemeden kol kalkıyor, ben bir şey yapmıyorum. Ya hocamızın verdiği enerjiden sonra ağrılarınız gideriyor. Mesela ayakta 5 dakika duruyorsunuz, 10 dakikayı mı çıkıyor? Evet. Ya konuşması enerjiyi alıyor mu hocam peki? Biraz. O yapmıyor değil mi hocam şu anda? Yok. Kainat yapıyor. Öz elinde değil, hiçbir şey. Hadi ya. Çok ilginç bir şey hocam bu yani. Kainattan enerjiyi alıyorsunuz, hastanın vücuduna enerji veriyorsunuz. Evet, bu enerji de hastalığın iyileşmesi nedeni oluyor. Öyle öyle. Bu yalan değildi yani. Benim kollarım kendi kendine kalktı. Arkadaşlar selamlar. Tebriz Havalimanı'nın önündeyim. Bakın Terminal 3 var şurada, görüyor musunuz? Önce hemen onu söyleyeyim. Terminal 3'ün oradan çıkıyorsunuz. Wi-Fi aramak istiyorsanız çıkın Terminal 3'ten. Buraya gelin. Burada Wi-Fi var. Wi-Fi'ye bağlanın. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra da burada Snapp uygulaması var. Snapp taksi uygulaması. Ondan taksi çağırabilirsiniz. Şimdi 520 tümene buradan, pardon 520 realse buradan şehir merkezine gideceğim. O da 25 liraya falan tekabül ediyor. Şimdi buraya geldiğinizde dayılar geliyor, taksiciler geliyor falan, her ülkede olduğu gibi. Ama uygulama var. Snapp uygulamasını indirin telefonunuzda. Taksinizi çok rahat çağırırsınız. Uygulamadan çağırdım abi. Neçe vereceksen ne? Neçe vereceğim abi? 520 riyals yani ne kadar? 52 toman yapıyor abi herhalde. 52 tümen. 52 tümen yapıyor aynen abi. Abiler en az 100 tümene gidiyordu. Şimdi biz 52'ye gidince bozuldular biraz. Bu arada İran'a geldik ya, şaka maka. Tebriz'e geldik. Bakalım Tebriz'e nerelere gideceğiz, neler yapacağız. Şu an saat burada 4. Sabaha karşı. Otelimi de ayarladım. Oteli de nereden ayarladım biliyor musunuz? Onu da Snapp uygulamasından ayarladım. Telefonunuza indirdiğiniz o Snapp uygulamasından otel bakıyorsun, bilet, tren bileti alıyorsun, otobüs bileti alıyorsun abi, her şey var. Bak kesin bu. Soralım bakalım ama. Selam abi. Snapp? Heh. Şöyle çantayı bırakalım. Selam. Ahraz Otel abi. Abi otele geldim. Tuvaleti. O da bu şekilde. Şöyle bir havalandırma gibi bir şey var. Sineklik mineklik. O da fena değil ya. İşimi görür. Burayı ne kadar tuttum biliyor musunuz? Burayı 450 liraya tuttum geceliğine. Bildiğimiz 450 TL. Hani İran parası falan değil. Ya yolda gelirken kamerayı kapattım ben de taksici dayıyla falan ama dayı saç bir şeyler çıkardı. Bilmiyorum, bu dolandırıcılıkla ilgili bilginiz var mı? Türkiye'de İş Bankası'nda 10 milyon doları varmış. Gidip çekemiyormuş. Türkiye girişi yokmuş. Çıkardı, sonra bana belgeler gösteriyor. Tam böyle hani Photoshop'la falan yapılmış. Türkiye İş Bankası yazıyor. Hesapta 9,5 milyon dolar falan yazıyor böyle. Dayı diyorum işte benim hesap bunlar falan diyor. Nasıl çekeriz falan. Dedim dayı sen gideceksin yapacaksın. Herhalde bana bir şey yani ben çekeyim, ben senin yerine yapayım falan filan. Herhalde öyle şeyler diyeceğim sandı. Sonra da diyeceğim bakayım dolapta da bu ara su çıktı. Dolaplarda su koymuşlar. Herhalde dedi ki, sandı ki dayı ben senin yerine gider çekerim tabii ne demek. O da demiştir ki yani sana güvenmem için bana bu kadar para vermen lazım. Öyle bizi bir taklaya mı getirmeye çalıştı? Anlamadım ki ya. Neyse, bu dolandırıcılığı biliyorsanız yazın bakalım. Yarın sabah Tebriz'de çok ilginç bir video çekeceğiz. Çok değişik bir video çekeceğiz. Artık yatayım ben. Sabah bir dinç kalkayım. Saat 4 oldu. Kendinize iyi bakın. Sabah görüşürüz. Herkese Tebriz'den selamlar. Tebriz'den hepinize kucak dolusu sevgiler. Şimdi ben Tebriz'e geldim. Dün akşam zaten oteli gösterdim. Rahatça uyudum. Uykumu aldım. Saat şu anda 11'e geldi. 11 oldu. Şimdi nereye gidiyorum size onu söyleyeceğim. Şimdi İran'da bir tane Mehdi diye bir profesör diyenler, ya kendine profesör de diyor. Ben hoca diyorum. Yani dini biri değil. Yani dini bir lider, dini bir hoca olduğunu iddia etmiyor. Tamamen beyin gücüyle insanları iyileştirdiğini söylüyor. Yani insanları beyin gücüyle hipnoz ettiğini, iyileştirdiğini söylüyor. Hatta bunu daha da ileri gidip görüntülü konuşmada internet üzerinden de yapılıyor. Yani siz görüntülü arıyorsunuz, geçiyorsunuz kamera karşısına. O da kamera karşısından beyin gücüyle sizi iyileştirdiğini söylüyor. Sadece yanıma gelmene gerek yok. Uzaktan da iyileştirdiğini söylediğini söylüyor. Ona doğru ilerliyoruz şu anda. Yani zihin gücüyle nasıl insanları iyileştiriyor? Bunu yerinde göreceğiz. Hoca ile iletişime geçtim. Hocam dedim sizi görmek istiyorum, merak ettim dedim. Tanımak istiyorum dedim ya. Nasıl olur böyle bir şey? Gel dedi. Şimdi ona doğru gidiyorum. Bakalım hocaya gidelim. Bakalım ne gibi ilginç olaylar göreceğiz. Nasıl yapıyor bunu? Hangi hastalara şifa verdiğini söylüyor? Hangilerini iyileştirdiğini söylüyor? Yerinde göreceğiz. Şimdi ilerliyoruz. Bahar aylarındayız ama hala İran'da bile soğuk çekebiliyorum ya. Burada herkes Türkçe konuşuyor. Bildiğin Azerbaycan Türkçesiyle konuşuyorlar. Anlaşabiliyorsun. Şu ana kadar anlaşamadığım kimse olmadı. Hele oteldeki görevli Türkiye Türkçesiyle Türkçe biliyordu. Yani Tebriz'e gelmek isterseniz rahat olun. Rahatlıkla Türkçe konuşabilirsiniz burada. Vallahi elma şekercisi var dedi. Ha burası. Onun üstü dedi. O da burası oluyor. Birinci kat. Çıkalım bakalım. Hocanın yeri bulmak da zor ha. Alo hocam merhaba. Teşekkür ederim hocam. Ben geldim de hocam bu elma şekercinin yanından girdim. Birinci kata mı çıkayım? Tamam hocam. Ben geldim galiba ama doğru yer mi bilmiyorum. Hoca kapattı. Ben geliyorum dedi. Aa geldi galiba. Hah. Merhaba. Hocam merhaba. Kamera açık sorun olmaz değil mi hocam? Yok. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hocam size Bursa'dan kestane şekeri getirdim. Çok sağ olun. Bursa'mızda meşhurdur. Çok sağ olun. Ayakkabıyla girebiliyor muyuz hocam? Buyurun rahat olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Hocam çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Hocam iyi çok şükür. Kamera açık sorun olmaz değil mi sizin için hocam? Kamera birazdan olsun. Ha, tamam o zaman kapatıyorum şimdi. Merhaba. Ben şifalı taşlar üzerinde de çalışıyorum. Bunlar benim sertifikatlar devlet tarafından verilipti. Hocam İran devleti tarafından mı verilipti? İran devleti tarafından verilipti. Şifalı taşlar değil mi hocam? Böyle şifalı taşlar, cevahir taşlar. Bu da benim bir sertifikat. Almanya'dan bana verilmiş ustadım tarafından. Benim Tikong ustadım vermiş bunu. O da bir başka sertifikatim var. Yalnız bu sertifikalar şey değil mi hocam? Bu beyin gücüyle alakalı. Beyin gücüyle alakalı. Her taş bu sakraların üzerine koyulur ve onlar tedavi yapılıyor o. Anladım. Şifalı taşlarla. Anladım hocam. Her bir şey dünyada frekans ve enerji. Mesela bu tebbet kasası. O frekans veriyor. Ya başka malzemeler var. Evet, çok ilginç hocam. Bunlar frekans sengallar diyorlar. İran'da bunlar yok. Ben başka ülkeden bunu getirmişim. Ama bununla çalışmam. Bak. Yani bunlar hepsi frekans veriyor. Her birisi bir çakraya frekans veriyor. Hatta korona zamanı, virüs korona zamanı ben maskasız tedavi yapıyordum. Hiç koronada tutmadım. Çoklu tedavi yapmışım, hastalarımın videoları var, öz sesleri var. Evet. Özleri konuşuyor ki nasıl tedavi yapmışık, nasıl enerji almışız. Peki hocam, diyelim ki grip oldunuz, ufak bir hastalık, öksürüyorsun, soğuk algınlığı. Yok, hiç oluyor mu? Ben bu sistemi öğrendikten sonra hiç hastalanmadım. Hiç hastalanmadım? Hiç. Maşallah. Ömre kadar de hastalanmam. Allah maşallah hocam. Ha. Maşallah, inşallah Allah sağlık versin. Çok sağ olun, Allah size de can sağlığı versin. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olasınız. Böyle. Hocamızın birazdan muayenehanesine bir hasta gelecek değil mi hocam? Evet. Hasta gelecek. Hocamız burada muayene edecek. Hem o anları da çekeceğiz, o anları da göstereceğiz. Hastamızın ne hastalığı var hocam? Hastamızın diski var. Diski söylerler mührelerinde, kemer mührelerinde. Bel fıtığı problem hocam. Var. Fıtkı diyorsunuz siz. Biz bel fıtığı diyoruz mesela. Bel fıtığı var. Boyun fıtığı var. Bir de kebetler. Böbreklerinde taşma var. Hastalıklar taş var. Anladım. Onu tedavi yapacağız. Anladım. Peki bu bir kerede mi oluyor hocam yoksa? O bağlı hastanın vücudunun sistemine hasta var. Bir defede olur hasta var 30 defa. 40 defa kalıp o hastanın anladım. Sistemi. O hastaya bağlı diyorsunuz. Hastanın burada inanması da önemli diyorsunuz. Evet inanması lazım hastanın gerek. Mene yok bu sistem bu enerji benim değil enerji kainatı. Anladım hocam. Siz diyorsunuz ki ben gökyüzünden, kainattan alıyorum. Kainattan ben derhas veriyorum. Kainat o siz enerjini onun kendisinin vücuduna yendiriyor. Siz kainattan enerjiyi alıyorsunuz, hastanın vücuduna enerji veriyorsunuz. Evet, bu enerji de hastalığın iyileşmesi nedeni oluyor. Öyle. Dakika. Hocam bende de baş ağrısı var, migren var bende de. İnşallah. Bana da yapar mıyız burada bari test eder İnşallah miyiz? Size de tedavi yapacağım, tamam size hocam. De enerji göndereceğim. Tamam hocam. İnşallah iyileşeceksiniz. Tamam, tamamdır hocam. Hastalarım gelir, çokları bana inanmaz. Ben de istemiyorum beni inansın. Ama hasta geliyor, ben ona enerji verdim, o enerjini hissediyor. Ondan sonra bana inanıyor. Ha, dalga geçenler oluyor ki yok böyle bir şey olmaz, imkansız. Ama enerji bunun vücuduna giderken bu görür ki ha bir şeyler var. Hastalarıma bakandan sonra senin tamam, de üstünde hocam. Sana da enerji yapacağım. Tamam, özüz görersiniz. Ben kainattan istiyorum, kainat bu işi benim için görüyor. Şimdi hocamız uzaktan olarak, online olarak tedavi edecek. Şimdi onu göstereceğim size. Online da tedavi edebiliyor. İran'da internet biraz problem olduğu için maalesef ses geç gidebiliyor. O yüzden bu zorlukları yaşayabiliyorlar. Sordum hocam, dedim konuşabilir miyim? Konuşabilirsin, sorun yok dedi. O yüzden rahat rahat konuşuyorum böyle. Görüyorum hocam. Tamam. Hastamız tepki gösteriyor. Bakın. Hocam evet, hocam şu anda karşı tarafa bağlandı. Şu an bağlandınız mı hocam? Evet. Karşı taraf şu an sallanıyor. Konuşmalar bağlantıyı koparmıyor değil mi hocam? Yok. Herhangi bir sorun olmadı mı? Sorun yok. Ben de konuşabiliyorum, siz de konuşabiliyorsunuz. Hiç sorun yok. Ama bir yandan da karşı tarafla iletişime geçtiniz değil mi hocam şu anda? Evet. Ne hastalığı varmış hocam? Bu benim öğrencim. Bunun birçok hastalıkları varmış. Tedavi olandan sonra benim öğrencim olmuş. Bu elimi istermiş öğrensin. Hastalığı iyileşmiş, sonra da bu işi öğrenmek istedim. Evet. Ne hastalığı vardı hocam? Bunun hastalıkların özünden soracağız. Tamam. Bitenden sonra tamam, size hocam. Özü söyleyecek. Parsça da olsa ben onu söyleyeceğim. Tamam hocam. Kendisine soracağız direkt. Tahran'da. Buradan yaklaşık bir 7 saat mesafede. Evet. Hocam buradan yoruluyor. Vallahi karşıdan bayağı bir sallanıyor hocam. Şu an o kendisi yapmıyor. Siz buradan kendiniz mi yapıyorsunuz hocam? Kainat yapıyor, enerji yapıyor. Kainat ve enerji. Kendisinde ihtiyar yok. Anladım. Siz sadece aracısınız. Evet. Hep böyle sallıyor mu hocam yoksa başka şeyler de oluyor mu? Hareketler değişilecek. Başka bir hareketler de olabilir. Bunun kısmında bir damar tutuyor buradan. Hı hı. Siyah diski biz söylüyoruz. Hı. Aynı fıtkı burada oluyor ya, evet. Bir fıtkı. Bunun siyah diski de oluyor. Anladım. Yani şu bacak kısmında bir siyah bir damar var. Aa, damar var. O aziyet çekiyor. He, anladım. Şu an onu gideriyorsun. Aa, kainat onun üzerinde çalışıyor. O için sallanıyor böyle. Anladım hocam. Hocam peki bu kainat tekniği bilen herkes bağlanabiliyor mu? Bağlanabiliyor. Bunun sınırı var mı mesela? Örnek veriyorum bugün işte sadece 5000 kişi bağlanabilir. 6. Şimdi burada 5000 kişi olsun, 100.000 kişi olsun, hı. Hepsi aynı şekilde enerji alıyor. Anladım, yok. Mesela hepsini bağlayabiliyoruz. Siz gönderiyorsunuz ya enerji. Biz, sizin gibi diyelim 5000 kişi var. Aynı anda hepiniz enerji yollayabiliyor musunuz hocam? Gönderebiliyoruz. Onun sınırı yok yani. Herkes yok, yok sınırı yok. O yapmıyor bu hareketleri, siz mi yapıyorsunuz hocam? O kainat enerji yapıyor bu hareketleri. Yani hastalığa göre değişiyor. Evet. Hastalığa göre hareketler değişiyor. Şu anda enerji bunun vücuduna girdiği zaman hı. Hareket yapıyor enerji bunun vücudunda. Her bir yerde hastalıklar olursa onun orada çalışıyor. Aa. Eğer kolunda bir hastalık olursa kolu silkeleyin, kolu titriyor böyle. Eğer kıçında bir hastalık olursa kıçı titriyor. Anladım. Böyle çalışıyor. Anladım hocam, çok ilginç. O zaman şu anda kollarında mı var hocam? Kolları çok sallıyor. Evet. O yapmıyor değil mi hocam şu anda? Yok. Kainat yapıyor. Öz elinde değil, hiçbir şey. Hadi ya, çok ilginç bir şey hocam bu yani. Hiçbir şey öz ihtiyarında değil. Her bir şey kainatın elinde. Merhaba, hoş geldiniz. Benim hastam. Geçmiş olsun. Sağ olun, nasılsınız? Bak hareketler değişiyor. Evet hocam, hareketler bayağı bir değişti. Spor yapıyor gibi aslında hocam. Evet. Daha önce şifa alıyor muydunuz hocamızdan siz de? Evet. Peki nasıl? Düzelme var mı? Hocamız bayağı bizle çalıştı yani, rahat geçirdik. Maalesef internet. Evet, internet olduğu zaman böyle donuyor hocam. Ha. Ama frekans orada frekans var. Ha, ona gidiyor ya, yani. O donmuyor yani. Görüntü kesiliyor. Ama o da böyle durmuyor değil mi hocam? Yok, devam ediyor yani. Devam ediyor. Bağlandı hocam. Gerçi çok müteessifane. Meseleyi niz, dobarı vaysın. keyif oldu söylüyor, kesildi, lezzet aparıyordu. Yani keyif. Anladım. Yani şifa olarak geldiğini hissediyor hocam. Bağlanamadığınız oldu mu hocam? Yok, her zaman bağlanır. Ya insan fark etmiyor. Her insana kesinlikle her bağlanırım diyorsunuz hocam. Bu sefer bayağı hızlı bağlandınız herhalde hocam. Hemen daha sert hareketler oldu. Karşı taraf kendisini nasıl hissediyor hocam? İnternet maalesef yine kesiliyor. Yine maalesef tıbba engel oldu bu internet abi. Hocam sürekli engel oluyor bu ama ya. Buna bir çözüm nasıl bulacaksınız burada? Hiçbir çözüm yok maalesef bizde. İnternet benim elimde değil, devletin elinde. Son görüşlerini alacağız. Hastane başı. Belinde hissetmiş, bel kısmından fırlanıyormuş kemer. Şimdi hocamız az önce gördüğünüz gibi uzaktan bağlandı, hastayı tedavi ettiğini söyledi. Karşı taraf da tedavi aldığını söylüyor, enerji geldiğini söylüyor. Vücudunda dalga dalga enerjinin ilerlediğini söylüyor. Bakalım devam edeceğiz daha hocamızın tedavisi devam edecek. Bu karşı tarafın ne hastalığı varmış hocam? Bunun hiçbir hastalığı yok, bu benim öğrencim. Ama daha önce başka bir şeyler çalışmış, yoga çalışmış, tai chi çalışmış. İstermiş bu Tikong öğrensin. Bu beyin gücüyle tedavi o da öğrenmek istiyor. Evet. Şu an sizden o zaman bizde tabir şu olarak şey derler, el alma derler. Sizden o zaman el almak istiyor hocam. Günde kaç kişiye böyle uzaktan bağlanıyorsunuz hocam? Bağlı ele zaman olur 10 kişi, 20 kişi, ele zaman olur 100 kişi. Peki sizin enerjinizde bir azalma oluyor mu? 100 kişiye enerji yollamanız sizi yormuyor mu mental olarak? Tam aksine benim enerjim daha da yükseleniyor. Yani mesela akşam eve gittiniz, bir uzandığınızda bugün bayağı bir yoruldum dediğiniz oluyor mu? Yok yorulmam, hiç ne yorulmam ben. Peki onu rahatsız ediyor mu hocam bu hareketler? Yok. Ve hepsi istemsizce, yani asla hiçbir hareketi kendi bilerek yapmıyor. Hepsi enerji gücüyle olan. Enerji gücüyle. Şimdi hocamız, benim baş ağrılarım var. Hocamız şimdi bana enerji verecek. Bakalım ben de sallanacağım şimdi hocam gerçekten öyle. Bak abi, bu enerji senin vücuduna gelirken özünü saklama. Tamam. Tam şekilde relax olmak lazım. Tamam hocam. Yani hissettin ki bu enerji seni her bir yere çekir, özün de oraya git. Tamam hocam, görelim, merak ettim valla. O iki seni sallar, özü de seni saklayacak. Tamam, tamam hocam. Tamam hocam, okey. Burada üzün böyle, bana taraf üzün. Ben böyle oluyorum. Şu an yumayım mı hocam? Gözlerinizi yumun başlayın. Tamam, yumdum hocam. Konuşabilir miyim peki hocam anda? Yok, konuşmak lazım değil ki. Konuşayım şu anda? Hocam benim kolum mu kalkıyor? Kalksın. Vay hocam bu nasıl olur ya? Vallahi hocam istemeden kol kalkıyor, ben bir şey yapmıyorum. Şu anda bilmiyorum kameradan nasıl gözüküyor ama şu an kollarım kalktı mı benim abla? Kalktı. Vallahi ben bir şey yapmıyorum yani. Biraz bir zehnini rahatlasan görürsün nasıl. Abla vallahi şu an şoktayım, ben böyle bir şey ilk defa yaşadım. Bitti mi hocam? Şimdi ellerim böyle bir uyuştu hocam. Ondan sonra istemsizce ellerim yükseldi. Ama böyle çok böyle hareketler olmadı bende. Çakralardan dolayıdır belki veya ilk seanstır belki ondan dolayıdır. Ama evet ellerim istemsizce oldu hocam. Bunu ilk defa yaşadım yani. Böyle bir şey ilk defa gördüm. Daha aralarında hissettim. Abi, soyuk. Şöyle hocam, şuralar işte sürekli sanki bir şey var böyle havaya kaldırdı. Yani ilginç bir olaydı yani, hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Kafan nasıl? Hocam kafam... Enerji, ağır, güncül? Yo, şu an sakinim. Her şey yolunda, normal ama kolumun kalkması çok ilginç geldi bana. Yani böyle bir şey yaşamamıştım yani. Ayaklarım yalnız uyuşmuş hocam. Bayağı bir sabit durmaktan ayakları uyuşmuş. Ama şu anda iyiyim yani, herhangi bir sorunum yok. Ama şey hocam, mesela bende şey olmadı, sallanmalar falan, böyle titremeler. 24 saate kadar bu enerji senin vücudunda çalışacak. Okey. Yeter relax olup. Ama şey bile benim için çok ilginç hocam, yani vücut, ya kollarımın istemsizce kalkması benim için o bile muazzam bir olay. Kollarında hissettiğin kadar enerji senin kollarını kalkızır. Başka yerlerinde de o enerji çalışır. Ama tüm sakraların kapalı, sen onları hissedemiyorsun. Şu an mesela ayağımın tabanında karıncalanma var hocam. Bayağı mı? Ciddi anlamda. Şu ayağımın alt tabanı karıncalanıyor şu anda böyle. Migrenin için gene enerji verdim. İnşallah ki umarım. İnşallah hocam. Çok iyi olur. İnşallah. Belki çuf çuf hocayı duymuş muydunuz abi siz? Hayır. Bir çuf çuf hoca vardı, çuf yapıyor falan. Duydunuz mu? Çuf çuf hoca. Çuf ne? Böyle ağzıyla çuf yapıyor, iyileştiriyor falan. Ben ona da gitmiştim de. O da o çözüm bulamadı. Dedim hocamıza gelelim. Hocamız vallahi bakalım biz hocam inşallah siz vallahi. Bizim elimizden gelen bu. Ben şaşırdım. Hoca harbiden benim ellerimi kaldırdı. Ya o benim için gerçekten ilginçti hocam yani. Normal bir şey değil yani. Daha çok işler ve olur. Kellim bir anda kalkıyor. Sonra duruyor hocam o. Sonra bir anda iniyor. Neden iniyor hocam? Buradan geliyor enerji. Burada senin kollarını kaldırıyor. Sonra buradan gelir başka bir organların üstünde çalışmak için. O bütün kolların gelir. Hocam bu çakraların hepsi mi açık olması lazım? Hepsi açık olmak lazım. Yani şu hareketi yapmanız bile, şu elinizi kaldırınız. Şu an elimi kaldırıyorum, burada acımam var. Ağrınız var. Ağrım var. Bu hareket bana acıyla. Omuriliğinizde problem var o zaman, öyle mi? Omuriliğinde değil. Kas sorunu var çok. Yani kaslar sıkışmış. Ya bel ağrıları yapıyor mu abla onlar size? Evet, bel ağrı. Şu an ayakta benim iki taraftan da bel ağrım var. Ayakta durmak bana yani ağrıyla. Uzun süre ayakta duramıyorsunuz. Evet. Ya hocamızın verdiği enerjiden sonra ağrılarınız gideriyor. Mesela ayakta 5 dakika duruyorsunuz, 10 dakikayı mı çıkıyor? Evet. Ya konuşması enerjiyi alıyor mu hocam peki? Biraz. Ağrıları bunları da var. Evet. Baksaz bunlar daha çok yükselen. Evet, evet hocam. Abla siz şu an acı hissediyor musunuz? Bazı hareketlerde evet. Eğilmeleri siz yapmıyorsunuz, enerji kendisi mi yapıyor hocam? Evet. Şu an bitirdiniz mi hocam? Bitti, evet. Nasıl abla? Güzel. Abla siz şimdi az önce mesela eğildiniz böyle, dikeldiniz, bayağı bir gerildiniz böyle. Onları hiçbirini siz kendiniz yapmıyorsunuz. Yani normal zamanda yapamam. Bayağı bir gerildiniz böyle, bayağı bir eğildiniz abla ama onlar tamamen enerjiyle olan şey. Yani benim kollarımı kaldıran enerji az önce ablayı eğdi, büktü değil mi? Daha fazla olur uzun zaman. Normalde mesela ilk yapmaya başladığınızda bu kadar hızlı oluyor muydu abla, yoksa benimki gibi mi öyle bayağı bir zorlanıyor muydunuz? Hayır, ben dedim ilk başladığım zaman da hocamız söyledi böyle bir şey yapabiliyorum, zaten benim arkadaşımdı. Ben dedim ben inanmam böyle şeye. Kafama galiba bir şey geçirdiler, beni işten çıkardı. Ben yoktum ondan sonra. Gözlerinizi kapattıktan sonra mı? Hayır, ben durdum enerjiye, gözlerimi kapattım. Ondan sonra hiçbir hareket, hiçbir bir şey benim ihtiyarımda olan bir zat değil. Anladım. O bana olmadı mesela. O ablanın çakrasıyla mı alakalı? Demek ablanın çakrası benden daha çıktı. Biraz da benim çok hiç inancım yoktu benim bu konulara. İnancı olmamasına rağmen yine öyle olması demek ki çakrayla alakalı değil mi hocam? Kainata inanmak lazım. Mehdi Heyderyan değil mi hocam tam adınız? Mehdi Heyderyan. Mehdi Heyderyan. Ablayı da hocamız tedavi etti, beni de etti. Vallahi benimki istemeden kollarım böyle kalktı yani. O harbiden Yani yalan dolan değil yani. Bu zamana kadar çekerim hani, yalana yalan deriz eyvallah ama bu yalan değildi yani. Benim kollarım kendi kendine kalktı. Hiçbir şekilde ben bir şey yapmadım. Belki ileri gitmem oldu. Belki hadi o yorgunluktan dedim. Ayakta dikiliyorum. Ama kollarımın kalkması benimle alakalı olan bir şey değil. Çünkü sonuçta kol yani, bu ağırlık var. Kendi kendine havaya kalkması çok ilginçti. Umarım ki ben bu enerjiyle daha insanlara yardım ederim. Her hansı ülkede olursa olsun, ben para almadan Hazirin her bir insanı tedavi yapın. Hatta WhatsApp görüntüyle hiç problem yok. Evet. Her insan, ben eğer vaktim icazə versə, zamanım olursa, ben her insana yardım etmeye hazırım. Bu enerji de benim değil. Zaten kainatım ki ben. Anladım. Siz sadece aracılık yapıyorsunuz. Aracılık yapıyorum, evet. Hocamız diyor ki herhangi bir ücret almıyorum ve görüntülü olarak da yapıyorum diyor bu. Yani eğer bir hastalığınız varsa ve beyin gücüne gerçekten inanıyorsanız, hocamızla iletişime geçerseniz hocamız da size yardımcı olacaktır büyük ihtimal. Zaten hocamız akıcı dilde Türkçe biliyor. Çok rahatlıkla anlaşabilirsiniz hocam. Çok sağ olasınız. Biraz. Yok hocam, ben sen her şeyi konuşamıyorum. Yok yok, her şeyi anlaştım. Senin bir tür karşılığını alsa her şeyini anlar. Çok sağ olasınız. Lütfen. Sağ olasın. Şimdi benim bir arkadaşım vardı İstanbul'dan, Sefer. Sefer'e bağlandık. Sefer'in de baş ağrısı vardı. Hocamız şimdi uzaktan ona bağlanacak, enerji vermeye çalışacak. Bakalım Sefer'de de bir şeyler yapabileceğiz mi? Hop Sefer Bey, gözlerinizi kapatacaksınız. Ha, bu neyro sizi her bir yere aparsa relax olun. Özünüzü saklamayın. Okey? Tamam hocam. Seni sallarsa sakin ol diyor hocam. Şimdi Sefer'e bağlanıyoruz. İstanbul Kağıthane'ye bağlanıyoruz. İran Tebriz'den. Bilmiyorum bakalım hareket olacak mı? Şu anda sabit duruyor. Şu an Sefer'de çok bir hareket yok gibi ama ilk defa deniyoruz. İlk defa olduğu için biraz zaman çekecek. Bağlantı olmalı. Benim de öyle olmuştu hocam. Hemen olmadı. Benim de öyle diyorum çünkü harbiden benim o kollarım kaldırılması, vallahi ben yapmadım. Yemin ediyorum size bak. Ben yapmadım yani. Hoca nasıl yaptı bilmiyorum ama benim kollarım istemsizce şöyle havaya kalktı. Bu arada hoca bazen günde 200 kişiyle online bağlandığını söylüyor. Bazen 50-100 diyor. Değişiyor diyor gününe göre. Sen yoruluyor musun dediğinde ben yorulmuyorum dedi. Ama çok fazla var. Yani telefonundan mesela bize galerisini gösterdi. Galeride bir sürü insan var. Hani videoları var hepsinin böyle hareketler yapan falan. Ses kayıtları da var. Hepsi anlatıyor işte böyle böyle iyi geldi falan. Söylüyor bayağı be. Hocam bunun çakraları herhalde tıkanmış bayağı. Zihni meşgul. Şu an zihnimi başka şeyler mi düşünüyorsun? Ha. Söyleyeyim hocam, düşünmediğim, sakin ol değil mi? Yok. Enerji güç gelecek. Zaten başlamış. Ben anlıyorum buradan. Sefer, bir şeyler oldu mu sende? Yarım saattir hoca sana enerji gönderiyor. Yani bilmiyorum ama bir iki benim de kıplaşma hissettim en başlarda, böyle bir hani böyle kıtlama gibi, vurma gibi. En sonunda şu dudak tarafında bir kanıncalaşma hissettim. Başka bir şey oldu mu? Yok. Hocam neden bu kadar mesela etkili olmadı? Hani sallanmadı, benim ellerim kalktı mesela ya. Tüm kafası bunamuşuluk, bir de kendini bırakmamış. Ya Sefer kendini sıkmış kafam, hocam. Ha. Evet evet, kafam yani kafam çok dolu, iş hayatı, o hayatı, hep onlar geliyor aklıma. Sefer'cim kafan doluysa niye enerji istiyorsun kardeşim? Kafası ya, boş birini aradık ya. Çalıştım ama işte. Bu enerji senin bedenine giderken sen hiç ne hissetmedin, seni dalıya aparsın, kabağa yönetsin. Ya işte dediğim gibi en başta bir böyle bel kısmında bir şey hissettim. Aha. Ondan sonra yine kesildi. Başka bir yerlerinde hissetmedin, bacaklarında, kafanda? Yok, sadece bel ve kalça. Herhalde o enerji senin vücudunda 24 saate kadar senin vücudunda işler. Yeter ki sakit olup gözlerini yumasan, bir yerde dayanasan ya oturasan. Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sefer'cim, bir dahakine kafan boş olsun. Kafan dolu olduğu zaman olmuyor, etkisi olmuyor bu kadar. Arkadaşlar çok çalıştım boşaltmaya. Yani boşaltıyorum, yine hep aklıma başka şeyler geliyor. Yani telefondan daha mı etkisi az oluyor acaba? Yok, hiç fark etmez. Hiç fark etmez mi? Yok. Çocuk ağlaması da geliyor belki, evde o da olabilir mi? Bak, olur, kafa karışırsa o enerjini hissedemeyecek. Enerji var orada. Şimdi onun yeşi orada tayansa o enerjini alır. Ben olmadım. Biraz şöyle bir yatarım, kafamı boşaltırım. Etki eder. Tamam. Kendine iyi bakar, görüşürüz. Hocamın ellerine sağlık. Hocam. Çok sağ olun. Hocam, görüşmek üzere inşallah. Çok sağ olun. Yaşayasınız. Hadi görüşürüz. Hocam her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Çok lütfen. Vallahi sağ olasın. Hocam bizi 10 numara ağırladı. Artık buradan ayrılıyorum. Ha telefon benim de hocam. Telefonu unuttum vallahi. Bak bir şeyin kalmadı. Şarjımı da almışım. Tamam. Hocam sağ olsun yemek de söyledi bana. Vallahi teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket hocam. Her zaman gözümüz üstte yeriniz var. Eyvallah. Her zaman gelirsiniz. Sağ olasın hocam. Evet videoyu burada bitiriyorum. Hocamızda ulaşmak isteyenler olursa hocamızın numaranızı alta bırakayım hocam. Olur. Ya da Instagram adresinizi bırakayım isterseniz. Instagram bıraksan daha iyi olur. Ben hocanın Instagram adresini alta yazıyorum. Hocaya ulaşmak isteyenler Instagram'dan hocaya ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşürüz hocam. Çok sağ olun. Mersi.